Ömer Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz diye sağ olun. Her şey olan akışıyla devam ediyor. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için haftanın ilk günü. Ben teşekkür ederim. Beni yayına kabul ettiğiniz için. Sevgili Mesele Ekonomi izleyicilerine de buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, siz de düzenli olarak yayın yapıyoruz. Ortalama her bir defa yayın yapıyoruz. O yüzden de değişimi, değişmeyenleri hepsini sizden yorumluyoruz. Size önce genel bir soruya başlayalım. Bu tabii bu hafta kritik bir hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. FED açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'da. İkisi farklı toplantılar yapacak. Özellikle Mehmet Şimşek'in yatırımcılara toplantısı çok merak ediyor. Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler toplantısı var tabii ki. Hepsini konuşacağız ama önce genel bir değerlendirmeye başlayalım istiyorsanız. Görüşmeyi nasıl görüyorsunuz Türkiye ekonomisini halini? İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Bağdağın doğu tarafı var, boş tarafı var. Siz hangi tarafa daha çok bakıyorsunuz? Ben iki tarafa birden bakıyorum. Geçmiş toplantı, daha doğrusu yayını bundan tam bir ay önce yapmıştık. PPK toplantısından da önce yapmıştık. Hani bu geçmiş dönem içerisindeki gelişmeler içerisinde bana kısaca bir manşet at deseniz aslında sürprizlerle dolu bir ay ve sürprizlere gebe önümüzdeki aylar diye bir manşet atarım. Bunu söylememin iyi yani sebebi Merkez Bankası'nda o dönemde de yaptığımız yayınlarda söyledim. Atanan başkan yardımcılarının özellikle konusunun uzman olması, içlerinden bir tanesinin Osman Cevdet Akçay'ın özellikle bu konuyla ilgili özellikle enflasyonun düşürülmesiyle ilgili çok kararlı politikalar konusunda arkasında duruyor olması gibi bir takım unsurlar vardı. O dönemden bu döneme değişen global konjonktür. O global konjonktür içerisinde de özellikle yurt dışındaki bir takım gelen veriler, o gelen verilere bağlı olarak enflasyonun evrildiği yer, artı servis tarafındaki enflasyonun yavaş yavaş durulması, buna bağlı olarak Amerika'da bir miktar canlılık olması ama son dönemlerde ortaya çıkan bir takım problemler, özellikle sendikaların grevleri, bunlara bağlı olarak enflasyonun, geçen hafta gelen enflasyonun aslında sinyal olarak Fed'in elini biraz daha rahatlattığı, Avrupa Merkez Bankası, keza Avrupa'daki durgunluk, Çin tarafındaki özellikle durgunluğun sonrasında yapılan, verilmiş olan teşvikler ve buna bağlı olarak indirilen faizler vesaire vesaire, bir sürü değişken var aslında. Bu değişkenler arasında biz de Türkiye olarak yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bardağın dolu tarafı olarak ben baktığım zaman realiteye, rasyonaliteye, geriye dönüş var. Daha sağlam adımlarla var. Boş tarafına baktığım zaman hala negatif faiz, çok ciddi bir negatif politika faizi ve bu politika faizinin oluşturmuş olduğu kafa karışıklığıyla birlikte dolardan TL'ye dönme konusunda çok utangaç bir yatırımcı profili. Bunu sağlamak için de hala arka planda yapılan bir takım düzenlemeler, bir takım bankalar üzerinden yatırımcıya uygulanan bir takım baskılar var. Bundan sonraki süreç açıkçası yine sürprizlere gebe diye bakıyorum ben. Neden sürprizlere gebe? Geçtiğimiz dönemi hatırlarsınız. Geçtiğimiz dönemden kastım Erdem Başçı dönemi. Erdem Başçı döneminde biliyorsunuz politika faizi bir koridor halindeydi. Likitte koşullarının uygun olması dolayısıyla, global likitte koşullarının uygun olması dolayısıyla o sürprizlere gebe politika faiziyle gidip gelirdik. Ben o dönemden Cevdet Akçay'ın konuyla ilgili sürprizleri çok sevdiğini biliyorum. Muhtemelen o sürprizlere birkaç politika faizinde de devam edecek diye bir tahminim var. Bu perşembe görecek. Bu perşembe ve ondan sonraki PPK toplantısında yine sürpriz yapma konusunda en azından kurulu ikna edecektir diye tahmin ediyorum. Ben böyle bir iddialı şeyle çıkayım. Peki bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi o zaman perşembe günü Merkez Bankası politika faizini bir şey yapacak. Ne yapacak onu sorayım size tahmin. Bir de onun dışında farklı faizler veya koridor mu açıklamayacak veya bu veya bir dahaki toplantı. Koridor açıklama imkanı bence çok fazla yok diye düşünüyorum. Zira global likitte koşulları buna çok elverişli değil. Ama piyasanın beklentisinin ötesinde tekrar bir faiz artışıyla birlikte bunu biraz daha öne çekip özellikle vereceği sinyal anlamında hem Merkez Bankası bağımsızlığı tarafında hem de aynı zamanda piyasayı şok haline getirip, şoke edip o konuda, bu konudaki kararlılığını gösterme açısından bir farklı bir modda olacağını tahmin ediyorum ben. O zaman piyasa beklentisi olan 500 bas puanı daha yüksek bir artışsın beklentisi. Ben öyle bekliyorum. Yani bunun mantalitesi de şu aslında Semih Bey. Bana deseniz ki neden böyle bir şok vermek ister? Çünkü yapılmış olan anketlere bakıyorum. Yani piyasa katılımcıları anketi geçmiş dönemde oldukça çok politize olmuş bir anketti bu. Şimdiki dönemde en azından insanlar birazcık daha rahatça fikirlerini kolay kolay verebiliyorlar. Sene sonuna kadar enflasyonun yıllık bazda %67 olmasını bekliyoruz. Kümülatif enflasyon şu ana kadar %40'ın üstünde, 41'ler civarında. Yani 4 ay daha %18,5 civarında bileşik bazda, compound bazda konuştuğumuz zaman bir enflasyon olacak. Yani aylık %4 civarında bir enflasyon beklentisi var. Bundan sonraki 12 aylık dönemdeki enflasyon beklentisi %45'e çıkmış durumda. Diyelim ki 2024 için %45.
piyasa beklentisi. 2,5 puanda orada bir artış var. Şimdi 16 aylık süreç içerisinde aylık bazda yaklaşık olarak %3,75 civarında bir enflasyon olması bekleniyor. Tabii bunu arizi olarak söylüyorum. Yani şöyle söylüyorum. Her bir ay %3,75 olacak değil. Bazı aylar yüksek, bazı aylar düşük olacak. O tamamen mevsimsellikten dolayı. Ama şu bir gerçek. Böyle bir ortamda bunun beklenti yönetimi itibariyle sadece kur korumalı mevduatta yapılmış olan düzenlemelerle yatırımcıyı TL'ye geçirme konusundaki bir takım ısrarın arka planı olmalı. Yani şu var, iletişim doğru, yapılanlar doğru, sonuçta rasyonelite doğru. Yani beklenti yönetimini yönetme anlamında bir niyet de var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman onu yapacak hakikaten bir logosu ortaya koymak lazım. O da Merkez Bankası'nın hakikaten ben durumun farkındayım, o nedenle politika faizinde bir yere geleceğim mesajını piyasaya vermesi. Ben o yüzden böyle bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Burada iki sorun var. Birincisi piyasada konuşulan bir şey vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bir %25'e kar izin verdiği konuşuldu. Bu daha düşük, ilk başta düşük artış yapması sebebi. Sonra da yüksek artış sonrası da 35. Siz o zaman böyle bir sınav olmadığını mı düşünüyorsunuz, yoksa bu sınavın sürekli değiştiğini mi düşünüyorsunuz? Sayın Erdoğan pragmatik bir lider. O nedenle mevcut koşullarda kendisi için seçim kazandıracak, özellikle ekonomi tarafındaki stabilizasyonu sağlayacak bir takım şeylere belirli bir yere kadar tolere edebilir diye düşünüyorum. Burada kod koymak lazım. Tolere edebilir diye düşünüyorum. Çünkü belirli bir zaman sonra konut satışlarının artık felaketin eşiğine geldiği, konut maliyetlerinin artış trendinde olmasına rağmen talebin iyice kısıldığı, özellikle konut tarafında, konut kredilerinde suların çekildiğinin görüldüğü ve buna bağlı olarak bir takım müteahhitlerin mali olarak zor duruma düştüğü bir anda muhakkak ki kendisine haberler gidecektir diye tahmin ediyorum. O noktada devreye girme ihtimali de var. O yüzden pragmatik diyorum. O yüzden 35 bence hani şu anda belki insanların kafasındaki bir sınır. Bu konuşulmuş bir şey olup olmadığı konusunda benim bir fikrim yok. Spekülasyon yapmayayım. Ama icap ediyorsa bu durumun, yani enflasyonun en azından kontrol altına alınması ve Merkez Bankası'nın güçlü bir iletişimi için o sınır belki 45 de olur, 55 de olur. O nedenle şimdilik bir şey söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Peki şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. İkinci sorum şuydu. Şimdi Merkez Bankası geçen toplantıda 750 bas puanı arttırdı. Beklentiyi aşan bir artış. Ondan sonra döviz, dolar ve euro daha bir bantta hareket etti. Yine Merkez Bankası'nın satış yaptığı görülüyor ama çok daha düşük. Eskiye göre çok daha düşük oranda bir satış yaptı tahmin ediyor rakamlardan. Şimdi bir 750 bas puan da işte beklenti aşan yeni bir faiz artışı ve bu yolda gideceğiz artık, bu işte gidiyoruz mesajı verirse döviz piyasasındaki sakinlik devam eder mi? Ederse de ihracatçı buna ne der? İhracatçı şu anda zaten ciddi bir sıkıntı içerisinde. Yani bu sıkıntısının büyük bir kısmı evet kurdan, ama daha büyük bir kısmı ise kredi bulamamaktan, muzdarip olmasından kaynaklanıyor. Yani ithalatın hakikaten cazip hale gelmeyeceği bir noktada yakalamamız gerekiyor ki kısa dönem bu geçişi sağlayalım. Yoksa ihracatçının özellikle zarar ettiği bir ortamda, ithalatın cazip hale gelmeye başladığı bir ortamda tekrar cari açığın açılıyor olması Merkez Bankası'nın hiç istemeyeceği bir durum. O yüzden Merkez Bankası'nın şu andaki pozisyonunun eksi 57 milyar dolar civarında bir eksi rezerv olduğu düşünülürse, zaten bu rezervleri sıfırlamak için en azından bir 60 milyar dolara ihtiyaç var. Bunu sürekli olarak global koşulların da kötüleştiği, özellikle Avrupa'daki ekonomik koşulların durgunluğa girdiği bir ortamda, ihracatın da çok fazla artmadığı bir yerde ihracatçıya sadece yüklenerek yapmak çok da mümkün değil. O nedenle burada bir miktar sıcak para girişini, yani sıcak para mı soğuk para mı, onun hani ateşini kim ölçüyor, nasıl ölçüyor bilmiyorum ama yani şu bir gerçek, yani buraya girmiş olan para gerçekten karını yaparsa eğer, mevcut koşullardaki belirsizlik dolayısıyla gidebilir, gider de. Çünkü halihazırda kredi derecelendirme kuruluşlarında 5 basamak alttayız yatırım yapılabilir statünün şeyinde. O yüzden yani böyle bir ortam içerisinde ben açıkçası ihracatçının evet zorlanacağını düşünüyorum. Kurun reel olarak değerlenmeyeceği en azından Merkez Bankası tarafından önlem alınarak rezerv biriktirilmek üzere yapılabilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum ki yani bu 60 milyar sadece sıfıra gelinecek olan rakam. Onun üzerine özellikle dalgalı denizler için bir rezerv biriktirilmesi daha gerekiyor ki geçmiş dönemdeki rezerv rakamlarına çıkabilmek için Merkez Bankası'nın toplamda 100 milyar dolar civarında bir rakam alması lazım. Bunun sadece iç piyasadaki dinamiklerle olmayacağını biliyoruz. İhracatın en azından son dönemlerde ne kadar
ivme kaybettiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir resim içerisinde bir taraftan yüksek kur, bir taraftan açıkçası sürünen kur, diğer taraftan enflasyon dinamiklerinin bir miktar daha bizimle beraber olduğu bir ekonomi yaşamak zorunda kalacağız. Ben bundan 1,5 ay önce falandı veya 2 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam bir tweet attım. Merkez Bankası acaba para kurulu mu uyguluyor? Üstü kapalı bir para kurulu mu uyguluyor diye. Görünen o ki yani günlük olarak kurun yaklaşık swap point kadar yani %25'lik bir rakam kadar yaklaşık değer kaybettiği bir ortamda mevduat faizlerinin politika faizinin üstünde olduğu veya kurun değer kaybının bir miktar daha üzerinde bir getiri elde ettiği bir ortamda enflasyon beklentileri böyle çapalanmaya çalışılıyor diye görüyorum ben. Ama tabii bir tarafta net iç varlıklar hedefi olarak patlamış gitmiş bir net iç varlıklar aynı zamanda eksi rezervlerle bunu yapmak da o kadar kolay bir şey değil. Çünkü Türkiye bunu 1999 yılında denedi. Orada bile oldukça zorlandı ve maalesef o currency board para kurulu başarılı olamadı. Onun üzerine zaten dalgalı kura geçtik. Kura dalgalı diyoruz ama kur dalgalı değil. Yani resmine baktığınız zaman asimetrik merdiven formasyonu. Sevgili Haluk'la bunu Twitter'da tartışıp sonuçta isminin bu olması gerektiğine karar vermişti. Asimetrik merdiven formasyonu. Yani kur olarak böyle bir sistemimiz var diye konuşmuştuk. Tam da dışarıdaki yatırımcı değil dediğiniz oradan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şimşek'in Amerika görüşmene geçelim. Şimdi seçim sonrasında ilk gördüğümüz fotoğraf neydi ekonomi yönetiminden? Körfez gezisi izleyerek hatta bir iki defa arka arkaya farklı isimler. En sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez dükkanına gitmişti. Buradan bir kaynak gelecekti. Hatta işte 7 milyar dolar civarında deniyordu. Bir kısmı geldi gelmedi anca gelecek. Onlar hala da süreç devam ediyor. Ama böyle çok büyük bir meblağ kısa sürede geldiğini görmedik. Özellikle Erdoğan'ın tabii görüşme daha çok dış politika, orada yaratacağı enerji veya atmosferle ilgili. Şimşek'in görüşmeye daha çok ekonomi, finans çevirgeye. Siz buradan ne çıkmasını bekliyorsunuz? Çünkü aynı zamanda bir tedirginlik de var biliyorsunuz. Biz bu tip bazı geçmiş, yakın geçmişteki bu tip ziyaretlerin sonu iyiydi. Çok daha kötü bir şekilde sonlanmıştı. Nötr bir olması diğerdik o zaman için. Bugün ne bekliyorsunuz? Bugün bu Amerika ziyaretlerinden bir ölçüyü de olsa bir iyimserlik çıkacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Zira Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada aslında yabancı yatırımcı açısından bakıldığında hem değerlemeler açısından hem gelmiş olduğumuz rasyonalite açısından bir miktar yabancı ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Ama diyeyim, yani burada ama çok önemli. Yani geçtiğimiz haftalar, geçtiğimiz aylarda özellikle gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman global konjonktürün de çok da yardımcı olmadığını görüyorum. Likitte koşulları iyice sıkılaştığı, Fed'in faizleri 5.25-5.5 aralığında tuttuğu, sene sonuna kadar her ne kadar bir faiz artırımı için daha ancak %35-40 civarında bir olasılık verildiği ve bana göre bence olmayacak. Yani bir faiz artırımı daha söz konusu olmayacak orada ama yani böyle bir ortamda açıkçası Türkiye'nin biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü sadece yapılmış olan para politikası tarafındaki atılmış olan adımlar değil, aynı zamanda yabancı buraya gelirken bunun bir bütüncül bir politika setiyle yapılıp yapılmadığına da bakar. Yani ben buraya geldiğim zaman hakikaten sürdürülebilir bir büyüme var mı? Bu sürdürülebilir büyümenin arkasındaki makro ihtiyati tedbirler gerçekten bu sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak mı diye öngörüde bulunması lazım, öyle gelmesi lazım. Yoksa sadece sıcak parayla yapacaksak biz bu işi, önce giren fırsatını kullanır, karını yapar, çıkar mantalitesinde çok büyük bir volatilite olur. OVP'de yayınlanmış olan 2025-2026 hedefleri için ben oldukça iyimser olduğunu düşünüyorum. Onların gerçekleşebilmesi için iki tane kriter var aslında. Hakikaten Sayın Şimşek'in yatırımcıları ikna etmesi ve buraya ciddi miktarda para sokması ya da ikincisi hakikaten yapısal anlamda bir takım reform dediğimiz şeylerin yapılarak burada toplam faktör verimliliğinin artması, makine teçhizat yatırımlarının artması,
Özellikle yetkinlik anlamında çalışan nüfusun yetkinliğinin artırılarak, o üretkenliğin artırılarak yolumuza devam ediyor olmamız. Bu söylediğim ikincisinin şu koşullar içerisinde imkansız olduğunun ben farkındayım. En azından birincisi için Sayın Şimşek'e buradan da başarılar dileyelim ki yurt dışından bir kaynağı hemen çekebilsinler. Şimdi artık sona yaklaştık. Vakit azaldı. Hangisini seçeyim diye düşünüyorum. Türkiye'nin hızlı hızlı birkaç hemen sorayım. İstiklal programına ihtiyacı var mı? Yani istiklal programı gerçekten böyle yüz düzgün bir istiklal programı olsa özellikle yurt dışı yatırımcı çekmek kolaylaşır mı? Ya o programa biz OVP diye bakmak istedik ama OVP maalesef o içindeki nasıl yapılacağıyla ilgili soruları cevaplamaktan uzak. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim. Geçtiğimiz 2012'lerde, 2015'lerde yapılmış OVP programlarına bakacak olursanız oradaki wording diyelim İngilizcesi neredeyse buradakiyle aynı. Yani metinle aynı. Bazı noktaların hatta edit edilmediğini de görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bazı cümleler eksik bile kalmış yani. Buradan da böyle bir geri bildirim vereyim. Sayın Şimşek muhtemelen kontrol etmiştir ama ben Sayın Şimşek'in hani teknik anlamda işin içerisinde çok olmadığını düşünüyorum. Sayın Şimşek bu işin bir miktar daha ön planında ülkeyi biraz daha parlatıp pazarlayıp hani bu konuyla ilgili güven veren bir vitrin tarafında diye düşünüyorum. Arka plandaki teknik kadroya bir miktar daha önem vermek lazım. O yüzden istikrar programı Türkiye için gerekli mi? Gerekli. Ve bu istikrar programının da sadece ekonomi ve finans alanında yapılacak şeylerle sınırlı kalmaması lazım. Hep söylüyoruz, bütüncül bir ekonomi politikası olması lazım. Bunun içerisinde tarım politikası, sanayi politikası, dijital dönüşüm politikası, eğitim politikası, yani sağlık politikası, her türlü şeyin bu işin içerisine girip bu şeyi istikrar programını destekleyici nitelikte olması lazım. O yüzden buna bir istikrar programı denmesi bana göre çok mümkün değil gibi gözüküyor. Peki. Ama Türkiye'nin de ihtiyacı var. İstikrarına ihtiyacı var. Bakalım ne zaman. Belki seçim sonrası herkesin söylediği gibi. KKM'ye geçelim. Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinden sonra KKM daha çok gündemde. Hatta gündemde diye artık hamle de yapılıyor. Politika düzenlemeye de geliyor. İlk çıkış için ilk ciddi düzenleme geçtiğimiz bu bir aylık süreçte yapıldı. Söylemlere de yansıyor KKM'nin artık biraz yavaş yavaş çıkış olacağı. Siz ne görüyorsunuz? Yani 125 milyar doları bir anda Merkez Bankası'nın dönüp ben TL'ye döndüm demesi mümkün değil. Yani eğer onunla ilgili bir force majeure bir şey uygulama olmayacaksa, yatırımcıyı ikna etmek içinse demin yaptık hesaplamalarını. Evet, yapmış olduğumuz hesaplamalarda yani sonuçta aylık %3.75, %4 gibi bir rakamın en azından çok uzunca bir süre TL faizlerinin en az minimum %48'ler civarında, 50'ler civarında olmasını işaret ediyor. Şu anda bankalarla konuşuyorum. Bankalarla konuştuğum zaman bugün belki bir kilometre taşı yeni yapılmış olan düzenleme dolayısıyla 37 veren banka var, 42 veren banka var. KKM'den dönsün diye KKM'si vadesi gelenlere 50 veren bankalar var. Yani bu kadar dağınık bir faiz politikasıyla KKM'nin bir anda veya işte önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bitme ihtimali bana göre çok fazla yok. Bu birinci şey. Bireysel yatırımcı açısından en azından yok. İkincisi de kurumsal yatırımcı açısından da şöyle bir takım kısıtlar var. Arka planda hala düzenlenmesi olmayan ithalatçı olduğu halde veya döviz kredi borcunu ödeyecek olduğu halde veya üretim yapmak için ithalata bağımlı olduğu halde kendisini hedge edecek ya spotta alması söz konusu olsun ki döviz tutabilecek bir yapı içerisinde şirketlere izin verilmiyor hali hazırda. Forward maliyetlerine bakıyorsunuz. Sonuçta forward dediğiniz şey spottan sadece faiz anlamında, faiz farkı anlamında ileriye yürütülmüş bir şey. Bunun da maliyeti çok yüksek. Hani aslında size verilmiş bedava bir opsiyonu kullanmak isterseniz diye düşünüyorum. O bedava opsiyonu kullanan bir sürü de şirket var. O şirketlerin o en azından hedge etme, koruma, kur riskine karşı koruma anlamındaki sahipleri neticesinde benim tahminim kur korumalı mevduat öyle kolay kolay böyle sıfır bakiyelere çok kısa bir süre içerisinde inmez. Bunun maliyeti de oldukça yüksek. Bu maliyeti karşılamak açısından yapılabilecek en mantıklı şey
demin söylediğim gibi yatırımcıyı ikna edip hakikaten TL'ye geçmeye ikna edecek pozitif reel faizin verildiği bir para politikasına geçmek. O yüzden söylüyorum sürpriz bir artış söz konusu olabilir de diye. Eğer olmazsa ne olur? Her geçen gün hani İngilizce bir deyim vardır. Too little too late diye. Yani çok geç, çok az. Bunlar şey yapıldığı sürece, bu yöntem devam ettiği sürece sorunlar daha da fazla büyümeye devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bitirdik ama arada söylediğiniz gerçi de yine de bu haftada bir yoğun bir hafta ve en belirici gelişmelerden birisi de FED olacak. Arada söylediğiniz yanını biraz daha izleyeceğimiz için altını çizmek istiyorum. Şimdi Avrupa Merkez Bankası beklentilerin aksine sabit kalması bekleniyordu. 25 bas puan faizi arttırdı. FED'den ne bekliyorsunuz? Ben Fed'in sabit bırakmasını bekliyorum. Zira Fed'in özellikle üzerinde odaklandığı bir gösterge var. Kişisel harcamalar endeksi, PCE endeks. PCE endeks bu ay eksi gelecek. O nedenle çekirdek PCE'nin eksi geldiği bir ortamda Fed'in açıkçası kendi söylemiyle çelişerek faiz artırımı yapabileceğini çok düşünmüyorum. Zira konut piyasasındaki soğumayı görüyoruz orada. Özellikle iş gücüne katılım miktarının artmaya başladığını, işsizlik oranının arttığını, diğer tarafta açılan iş miktarının daha önceki iş arayanlar açısından baktığınız zamanki iki katı oranının 1,5 katlara düştüğünü görüyorsunuz. Ya bu süreç bu şekliyle devam edecek olursa servis tarafındaki hizmet enflasyonu da yavaş yavaş aşağıya gelmeye başladığı noktada ben Fed'in artık bu seviyede faizleri bırakacağını tahmin ediyorum. Zira kişisel harcamaların önümüzdeki süreçte Amerika'da daha doğrusu harcanabilir gelirin bir miktar daha azalma ihtimalini petrol fiyatlarına bağlıyorum. Çünkü orada ulaşım maliyeti önemli şeylerden bir tanesi. Kişilerin özellikle gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaratıyor. Böyle bir çerçeve içerisinde ben Amerika'da enflasyonun biraz durulacağını, hatta yönünü aşağıda, daha da aşağıya çevireceğini düşünüyorum. Ekim'de toplantı yok. Kasım olarak da var. O zaman orada da bir artış beklemiyorsun. Beklemiyorum. Zira 3 aylık hareketli ortalamalarla trend anlamında da çekirdek enflasyona baktığınız zaman yıllıklandırılmış %2,5'lara geriledi. O yüzden trend anlamındaki bu şeyi, göstergeyi de dikkate alacağımı düşünüyorum ben Fed'in. Amerika resesyon girmeden bu işi atlatmayı becerdi mi diyebilir miyiz? Başardı mı? Öyle gözüküyor. Yani bu başarı. Bu başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Çok kısa bir süre içerisinde olayın farkına varıp faizleri inanılmaz noktalara 0.25'lerden 5.5'lara doğru çıkartmak Fed'in kararlılığını ve aynı zamanda arka plandaki iletişimle kredibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren başka bir indikatör. Ama çok çok daha önemli olan başka bir şey var. İnsan davranışı, davranışsal ekonomi, bu gibi faktörler Fed'in bile tahmin edemeyeceği noktalara evrilebiliyor. Şöyle söyleyeyim, 2022 yılında Fed dot plot 2023'ün sene sonu faiz oranlarının sadece 1,25 olacağını öngörüyordu. 2023 için şu anda acaba 6'ya çıkar mıyız, 5,75 olur muyuz diye konuşuyoruz. Yani 18 tane başkanın bile aslında hani ekonomiksel, ekonomik davranışın nerelere bizi götürebileceğini, enflasyonun nerelere gittiğini, nerelerden dönebileceği konusunda da çok böyle dinamikler konusunda fazla fikir sahibi olmadığı bir yerde açıkçası çok da öngörüde bulunmak, çok da uzun vadeli öngörüde bulunmanın ne kadar yanlış olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, sizler de. Sağ olun.